Sevgili seyirciler, şimdi hep birlikte Şanlıurfa'ya gideceğiz. Sefertepe ismini belki daha önce duymamış olabilirsiniz. Duyanlar için de yeni şeyler var. Göbekli Tepe ve Karahan Tepe'den sonra Sefertepe arkeolojik kazı alanında da yeni keşifler yapıldı. Ve bu keşiflerle tarih bir kez daha yazılacak. İsterseniz gelin sözü uzatmadan Sefertepe'ye gidelim ve orada tüm dünyanın merakla takip ettiği kazıları İlk kez yerinde izleyelim. Tarihin baştan yazıldığı Şanlıurfa'daki taş tepeler kazı alanında her yeni gün insanı hayrete düşüren yeni bulgular ortaya çıkıyor. Ülke TV'den Mustafa Yıldız Sefertepe'de Türkiye'de az bilinen ama heyecan verici bulgulara ulaşan kazı alanına girdi. İşte kısa bir süre sonra tüm dünyanın konuşmaya başlayacağı Sefertepe kazı alanı. Tarihin adeta yeniden yazıldığı taş tepelerden Sefertepe'deyiz. Belki ismini Göbekli Tepe ve Karahan Tepe kadar duymadınız. Ancak burada bulunanlar en az oradakiler kadar heyecan verici. Peki Sefertepe hangi gizemleri içeriyor? Tarih olarak bize neler anlatıyor? Gelin hep birlikte bakalım. Göbekli Tepe'dekiler, Karahan Tepe'dekiler, Sefertepe'dekiler, mesela atıyorum Urfalılar gibi mi adlandırılıyor? Yoksa bunlar ayrı ayrı topluluklar mı? Şöyle, aynı dönemde yaşamış, ortak değerleri olan topluluklar olarak da değerlendirilebilir. Çünkü bunlarla ilgili böyle bizdeki gibi bir fiziki sınır düşünmek çok doğru değil. Çünkü bunlar birbirinden haberdar ama aynı yaşayışı belli oranlarda görürken farklılıklarını da görüyoruz. Evet. Şimdi bu taşlar ilginç. Burası 2000 yılların başında yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen bir yer. Sefertepe'nin hikayesinde bu çok önemli. Evet. Hatta bir hocamız Profesör Doktor Cihat Kürçüoğlu derste Göbekli anlatırken bir öğrencisi bu evde oturan kişinin kuzeni, o zaman öğrenci, yani bizim kuzenin evinde bahçesinde de bunlardan var deyince hocayla beraber gelmişler. Bu taşları görünce şaşırmış. Yani Urfa'da o zaman Göbekli yeni yeni başlayan bir proje. Sormuş buranın adı ne? Adını bilmiyor. Evet. Çocuğa sormuş senin adın ne? Çocuğun adı Sefer. Sefertepe'nin ismi oradan geliyor. Evet. Ki kendisiyle de biz kazıda başlamadan önce de tanıştık. Hı hı. Aslında isim hikayesi biraz o. Bu da kireç taşı mı hocam? Aynı. Bizim o işte formasyon olarak kireç taşı dediğimiz. Hı hı. Bakın kenarlarından işlemeye başlamış blok taşlar. Şuraları mı hocam? Evet, oradan yavaş yavaş yontmaya başlıyor. Burada biraz daha bitirilmiş hali. Hı hı. Bu tabii onun üzerine Bahattin Çelik Hoca geliyor buraya. Yüzeyde o zaman 16 tane bu taşların üst kısımlarının toprak üstünde olduğunu görüyor. Evet. Ondan sonra malzemeyi de toplayınca bunun Çanak Çömlek'si Neote'ye ait bir yerleşime dair olduğu bilgisiyle yayınlıyor bunu. Evet. Fakat kazısı 2021 yılında başlıyor. Bize nasip oldu. Biz de buraya müze kazısı olarak başladık. Bu sene itibariyle işte Cumhurbaşkanlığı kararı kazısı çıkartıldı kazımız için. 3 yıl boyunca yaptığımız çalışmalarda açıkçası hocaların o işte yüzey araştırmasında tespit ettiği döneme ait buluntularla beraber gözüken taşlardan 2 tanesini biz baz alarak bir kazı stratejisi belirleyip çalışmalarımızı o minvalde yürütüyoruz şu anda. Şimdi mesela burada da aynı Göbekli Tepe'deki, Karahan Tepe'deki gibi bir yerleşim var değil mi? Tabii. Yani, şu an yürüdüğümüz yerin altı belki de. Şimdi aslında geçtik. Bakın şuraya göstermek isterim size. Yerleşim telinin dışında da devam ediyor. Hı hı. Aşağı taraflara da devam etme olasılığı yüksek. Şurada bakın bir tane havan örneği var. Çok net görülüyor. Ne bu mesela hocam? Bu bir havan. Sütme taş alettir. İçinde kabuklu yemiş, benzeri nesneleri ezmek için kullanılıyor. Havan eli gibi bir alet. Evde hani kullandığımız, hani böyle üstüne vura vura evde değil mi? Evde kullandığımız bugünkü prensip olarak işte pirinçten ya da işte ahşaptan yapılmış sarımsak falan dövdüğümüz havanın öncüllerinden bir örnek bu. Ve gördüğünüz gibi kazı alanına çıkarken burada var. Demek ki alan zaten yavaş yavaş yükseliyor gördüğünüz gibi. Burada bunu takip etmek de çok mümkün. Evet. Bizim kamusal yapı dediğimiz alan, bizim kazdığımız dönem Göbekli Tepe'nin ikinci katıyla çağdaş. Çanak Çömlek'si Neolitik B. Evet. Karahan'da da, Göbekli'de de, diğer Sayburç gibi yerleşimlerde de, yani taş tepelerin diğer yerleşimlerini de takip edilebilen bir dönem bu.
çok net bir şekilde dörtgen bir mimari görüyoruz. Şöyle yavaş yavaş ilerlersek. Bakın şurada öğütme taşları. Orada var. Şurada var. Orada var. Duvarın içinde bir havan var. Burada yoğun bir sürtme taş faaliyetinin gerçekleştiğini söylemek mümkün. Şu yere bırakılmış, geçen sene dikti bu. Bir hayvan başı gibi. Hani karahanda olduğu gibi sırtında. Evet, sanki ona hayvan. Ona benziyor diyecektim aynen zaten. Aynen öyle. Ya işlenmiş ama yarım bırakılmış. Peki mesela burasının ne olduğunu düşünüyoruz? Burası bir ev gibi mi yoksa başka tabii bir... Tabii bu bir işlik alanında olabilir. Bu kadar çok sürtme taşın olması üretim alanı olarak da düşünebiliriz. Evet. Daha tabanına inmedik. Gördüğünüz gibi dolgular var. Hı hı. Bizde de aynı karahanda, göbekli ve diğer yerleşimlerde olduğu gibi yerleşimi terk ederken gömüyorlar. Taşla dolduruyorlar. Doğal olarak biz duvar izlerini bulduktan sonra o taşları kaldırarak mekanın en alt seviyesine doğru indikçe bulduğumuz diğer mimari öğelerle ve diğer buluntularla ilişkilendirerek bu alanların ne şekilde kullanıldığına dair yorumlar yapma şansına evet. sahip oluyoruz. Yani mesela burası belki de daha büyük bir işte kompleksin bir bölümü. Aynı Göbekli Tepe'deki gibi olabilir ya da Karantepe'deki gibi olabilir. Olabilir. Evet. Tabii. Şimdi zaten benzerlikleri göstermek açısından şu arayı alacağım sizi. Dün gezdiniz değil mi Karahan'da? Görmüşsünüzdür. Evet, evet. Bakın hemen karşıda bir kat görüyorsunuz. Evet. Bir mekanın köşesine yerleştirdik. Evet. Bu Göbekli'de Karahan'da tipik bir örnek. Bu tarz mekanların kenarında bunu depolama amaçlı kullanmış olabilir. Başka bir şeyi koymak amaçlı kullanmış olabilir. Hemen yanında şurada iki tane dikili taşın kalan kısımlarını görüyorsunuz, parçaları içerisinde. Biz geçen sene bunları ayağa kaldırmıştık ama kazıya yeni başladığımız için bu sene indirdik bir sıkıntı olmasın diye. Restoratörümüz şimdi bunları sabitlemek için burada görevde zaten çalışıyor arkadaşımız biraz sonra evet. görürsünüz yaptığı işleri. Aslında bu mekanı bitirdikten sonra tam olarak mekanın işlevsel olarak nasıl göründüğünü, içerisindeki diğer mimari öğeleri, küçük buluntular zaten müzeye teslim ediliyor ama gelen ziyaretçiyi bir şekilde burada bu alanla ilgili bütün verileri görmesini sağlayacak bir düzene getireceğiz. Şurada bir tane ocak bulduk. Yine bu da benzer. Diğer yerleşimlerde çok gördüğümüz iki bazalt kökenli taşın ortasında o çuvalın hemen altında. Aslı orayı açabilir miyiz bir zahmet? Mesela ocak olduğuna göre ateşi kullanıp tabii. yemeği pişirebiliyorlar. Olasılıkla zaten bir yerde yemek taşı, pişirdiğine göre hani hayvanları yani buradan böyle mi çıkarım yapacağız yani? Hayvanlar burada yoğun olarak avcılıkla. Yoğun olarak avcılık. Karantepe'deki bir evcilleştirme var mı? Henüz olsa? Onun izlerine rastlamadık. Arkeozoğluğumuz henüz çalışmalarına devam ettiriyor ama şu an itibariyle %90 üzerinde avcılık gözükmekte. Ama ateşi kullanmak sadece yemek için de değil, bir takım evet. başka faaliyetler için de geçerli. Bakın orada bir tabanı görüyorsunuz. Farklı renkte sıvamış. Evet. evet. Burada ocak. Hemen önünde dikili taşlar. Zemin içerisinde belli alanlarda nişler bırakmış bakın. O alanların altı belki seki oturma platformu olarak da kullanılmış olabilir. Tabana indikçe bunun işlevsel olarak daha iyi şekilde anlaşılmasını bekliyoruz. Evet. Şimdi burası mesela ne olabilir, ne olduğunu düşünüyorsunuz? İşte az önce de dedim, kamusal alan diye adlandırılan özel faaliyetlerin gerçekleştiği bir alan gibi düşünmek mümkün. Bunun dışındaki alanlar da daha gündelik faaliyetler için kullanılan alanlar da olabilir. Hemen arkanızı dönünce çok net göreceksiniz. Bakın bizim en iyi temsil edilen dikili taş örneklerimizden, T'lerden, tipiklerden iki tanesi burada. Bu alanın şu özelliği var, bu aradaki araba yolunu kaldırdığın zaman büyük bir mekanın içerisinde olduğumuz düşünüyoruz. Peki hocam bu diğerine göre yani özellikle Göbekli Tepe ve Karahantepe'de daha yuvarlak. Yani şurayı görünce aklıma geldi. Hep yuvarlak sistemdi. Burada bir kareyi de görüyoruz mesela. Evet, bir dörtgen ve kare de görüyoruz. Burada zaten çanak çömleksiz neolitik ve tamamen dörtgen mimari. Hı hı. Burada gördüğünüz bu ovallik bir geçiş dönemini gösterebilir. Yani A döneminden B dönemine geçişi. O duvar o kadar iyi korunmuş ki bakın zaten Sefertepe'nin en önemli özelliklerinden biri mimari olarak çok dedim ya özgün ve duvar içinin çok iyi olması. Buradaki duvarı kullanmaya devam ediyor. Evet. Arkasına belki olasılıkla yenileme duvarıyla desteklemiş. Evet. Kendi içerisinde bölümlemiş. Burada bir tabanımız var yine terazo taban iki seviyeli. Hemen arkasındaki alanda buradaki T varken iki tane düz dikili taş görüyorsunuz. Şu mu hocam? Evet biri o bir tanesi de yine yerde yatık vaziyette onu evet. da ayağa kaldıracağız. Ve bu mekanın tamamını tek bir mekan gibi düşünmek lazım. Arkasında yine biraz önce yukarıda söylediğiniz gibi hücrelerle desteklenen yan odacıklar var. Hı hı. Şöyle geçersek evet hocam. Yan odanın olduğu yerde mesela şey de çok soruluyor bize bu girişlerle ilgili nereden giriyor bu insanlar? Evet. Ya bu yukarıdan giriş de olabilir. Burada bakın belki mekana yukarıdan giriyor ama mekan içerisinde şu aralıklardan
çok net bir şekilde odalar arasında geçiş sağlayabiliyor. Yani şu hocam, kapı yapılmış, kapı diye bir sistemleri var. Yani, demek ki bir mahremiyet de oluyor. Onu anlayabilir miyiz yani? Yani mahremiyet de bir de işlere göre odaları bölümleme dediğimiz. Ya da bölümleme, evet. Yani bir işi burada yapıyorken depolama işini orada yapıyor, uyuma faaliyetini başka bir yerde gerçekleştiriyor. Bu da sistemli bir şekilde bu mekanların kullanıldığını göstermesi açısından önemli. Evet. Şuradan geldiğimiz zaman yine bu arkadaki alanla hemen kısaca bahsedeyim. Evet, bu alan bu sene başladık. Zaten yeni açıldığında bütün tepede bu sahneyle karşılaşıyoruz. Taş dolgusuyla dolu bir zemin. Ama bakın bazı yerlerde izleri yakaladıktan sonra o duvarların içindeki taşları toplayarak yanda ve diğer tarafta gördüğünüz gibi mekanın işlevsel olarak ne şekilde kullanıldığına dair izler bulma şansına sahip oluyoruz. Burada çok yoğun bir şekilde özellikle boncuk türlerinden, farklı türlerde boncuklar, ham madde olarak çeşitlilik ve bir takım yine boncuk üretmede kullanılan aletler olduğunu düşündüğümüz buluntular da geldi. Burası daha da açıldıkça aslında bizim öngörülerimiz doğrultusunda bir yerleşimin işlik alanı mı yoksa başka bir faaliyetin kullanıldığı alan mı olduğu bu senenin ya da daha sonraki senelerde işte aşağıda indikçe belli edileceğimiz bir süreci oluşuyor. Sefertepe'de Göbekli Tepe'ye göre daha fazla bu boncuk dediğimiz ya da işte daha küçük aletler daha fazla mı yani çıkıyor? Yani şöyle, burada acaba hani daha farklı bir amaç mı olabilir? Yani ne çıkarım yapabiliriz burada? Ya biz tabii bir Göbekli Tepe kadar uzun bir sürede kazı olmadığı düşünüldüğünde yaklaşık işte 4. seneye yeni başladık. Oransal olarak baktığımızda yoğun olarak küçük buluntuların geldiğini söylemek mümkün. Tür olarak da çeşitlilik de arz etmekte ama bir nicelikten ziyade çeşitliliği görme açısından farklılıkların olduğunu söylemek doğru olur. Evet. Zaman ilerledikçe o işte diğer kazılar içerisindeki büyük ihtimalle yerini bulacak. Hem nitelik olarak mimarisi ve diğer buluntular hem nicelik ve çeşitlilik olarak onların oransal dağılımı açısından. Evet. Şöyle buyurun. Buyurun. Sen istersen geç bizim önümüzden. Bir girdi çıktı yaparsın. Sefertepe'de ilginç şeylerden biri de mimaride dikili taşların Urfa bölgesinde yoğun gözükmesi. T biçimli dikili taşlar zaten her yerde gözüküyor biliyorsunuz. Bakın şurada tek tarafı işlenmiş yine T diyebileceğimiz taşlar var. Evet. Hemen arkamızda görmüştük ama şurada iyi bir örnek var. Nevali Çölü ve benzeri yerleşimlerden gözüken düz dikili taşları. Bir de bizim bölgemizin daha doğusunda Dicle bölgesinde gözüken paye olarak adlandırılan örneklerden bir tanesini görüyoruz. Evet. Nedir bunun farkı mesela? Şimdi özellikle boncuklu tarla, grafilla gibi yine dönem olarak bizim şu an itibariyle belki kazılı itibariyle erken dönemlerden itibaren bildiğimiz ama bu dönemde de yine gördüğümüz bizim T'lerin işlevini yaptığı düşünülen ama bu şekilde inşa edilmiş payeler ve sütun olarak adlandırılan mimari öğeler var. Bizim coğrafyamızda şu anda Sefertepe'de bu örneği gördük. İlginç olan özelliği ise bunun hemen sol tarafında bakın eğildiğiniz zaman göreceksiniz aynı Karahan ve Göbekli gibi kollar ve parmakların olduğu bir işlenme izinin olduğunu görüyoruz. Yani bu başlamış, bitmiş mi yoksa sonradan silinmiş mi? Bu şunu düşündürttü bize. Bizim altımızda çanak çömlekli neolitik ağ katlarının olduğunu tahmin ediyorduk. Jeofizikle de bunu belgelemiştik ama oradan sağlam olan bir malzemeyi daha üst dönemde devşirme malzeme olarak kullanmış olma ihtimalini artırıyor. Yani o blok taş bulmak bu bölgede zaten dikkat ederseniz dört yandan ufku görüyoruz. Evet. Taşları her yerden getirme şansı yok. Belli ocaklar var. Biraz sonra oraya da götürürüm sizi. O yüzden işçilikten tabiri caizse kazanma adına alt seviyede korunmuş olan bu taşı üst seviyede yeniden kullanarak aslında aynı işlevi farklı bir anlam yükleyerek devam ettiriyor. İlginci de doğudaki kültürlerde bu tarz payelerin üzerinde bu tarz işlemeler gözükmüyor. Yani bu ilki mi oluyor şimdi? Yani bu şekilde devşirme malzemeyle kullanılarak yapılmış ilk örnek. Evet. Duvarlarımızda yani. Payandalarla desteklendiriyor hocam bunları gördüğümüz zaman. Şu nedir hocam? Şuraya doğru gidelim. Bu duvar desteği. Bakın bu duvarı sağlamlaştırmak için bizim evlerde kullanılan o kolon kiriş arasında bağlantıyı sağlamlaştırmak için kullanılan payanda diyoruz. Aşağıdaki alanda da var. Belli mekanlarda bunu yapmışlar. Mekanı daha sağlıklı bir şekilde kullanabilme adına. Evet. Çok heyecanlı hocam ya. Şurada bakın. Şurası... Oraya geçeceğiz. Tamam. Şuraya bakalım o zaman. Şurada da bakın bu mekana girişi anlatmak için buraya geçeyim. Basamaklarla iniliyor gördüğünüz gibi. Ben de şöyle geçeyim. İki basamakla mekana giriyor. Hemen bakın burada yine öğütme taşları. Bu girişi mi yani mesela? Yani buradan basamaklarla geçip buraya geçme şansınız var. Bu aradaki alan olmasaydı bu mekan tek bir mekan gibi kullanıldı diyebilirdik. Yine bu da diğerleri gibi yer altında mı? Yani üstünde bir şey var, bir koruma olasılıkla. Var. Olasılıkla.
Yani dolayısıyla hazır. Buraya girecek olan kişi buradan aşağı inecek değil buradan, mi? Buradan evet. Yukarıdan giriyorsa bile içeriden bir şekilde mekanlar arası geçişi sağlayabiliyor. Evet hocam. Bu ilk yıl açtığımız iki açmamız. Bu sene tekrar buralara giriş yaptık. Biraz daha derinleşerek daha tanımlı bir şekilde ortaya çıkarmak adına. Hı hı. İki tane dikili taşı orada görüyorsunuz. Bir tane burada var. Bir tane şurada bir üzerinde boğa kabartması olabilecek bir kabartma. Ama zaman içinde aşınmış. Ama evet. Yakından gördüğünüz zaman boynuzlarını ve o dönüşleri evet. Çok net görebildiğiniz bir alan var. Görebilir miyiz hocam? Tabii ki onu? Buyurun. Şimdi burada bakın. Evet. Şurada elinizle bile görseniz hemen hissedersiniz. Evet. Bir kabartma şeklinde başlamış aşağı doğru gidiyor. Şurası mı? Evet, şuradan bir boynuz aşağı doğru yüz veriyor. Karşıdan geliyor. Zaman içinde çok aşınmış. Sabah ışığında biz sabah biliyorsunuz erken saatlerde kalkıyoruz. Çok daha net o evet. Silüetini görme şansına sahibiz. Bu alanda da yine duvarlar gördüğünüz gibi 8-10 sıra çok iyi korunmuş şekilde. Ve hücreler şeklinde birbirine eklemlenerek büyüyen bir yapı kompleksinin parçalarını kazıyoruz aslında biz ilk yıldan evet. itibaren. Evet. Ve birbirleriyle de bir şekilde ilişkili olduğunu görüyoruz. Bazı yerlerde o yukarıda gösterdiğimiz gibi burada da var bir. Kendinden önceki dönemin duvarını da kullanmak suretiyle aslında o geçişi yansıtan izleri de yani burada tespit etmek mümkün. Sokak gibi değil de geçiş gibi evet. Evet, yapılar evet. Sokak mantığından ziyade birbirine bitişik ve birbirleriyle bir bağlantısı olduğunu düşündüğümüz bir yapı. Bu neden olabilir? Mesela şey olabilir mi hocam? Hani vahşi hayvandan korunma gibi bir büyük ihtimalle onun etkisi var. Az önce de dediğim gibi dört yönden de ufka açık ve korunmasız gibi gözüküyoruz. Tabii şu anki coğrafi koşullarının daha farklı olduğunu düşünmek evet. lazım. Daha yeşillikli. Arkadan bir zayıf bile olsa bir su aktığını biliyoruz. Evet. Morfolojik çalışmalarla. Evet. Hem tehlike karşıtı olabilir bu. Hem güvenlik için olabilir. Hem evet. de o yani organizasyonun kompakt ilişkisinin ortaya koyduğu bir sonuç olarak da düşünmek mümkün evet. olabilir. İlk açtığımız, 2021 yılında başladığımız alan burası. Bu taşı görüyorsunuz, üst tarafı beyaz, alt tarafı evet. farklı renk. İşte toprağın üstünde kalan kısım oydu. O dönem biz dedik ki buradan başlayalım. Zira tepenin aşağı doğru inmeye başladı. Kuzeye doğru artık iniş gösterdi ve ana kayaya doğru indiği bir alandı. Evet. Yeni başlayan kazılarda şey çok önemli, stratejik olarak doğru yerden başlamak, daha sonraki yıldaki projelerinizi geliştirme adına önemli. Biz buradan açtığımızda böyle bir şeyle karşılaşacağımızı düşünmüyorduk açıkçası. Evet. Zira bu tipik Urfa bölgesinde en iyi bilinen T biçimli taşlardan biri. İlginçliği de şuradan geliyor. Hemen bakın sol tarafında aynı Göbekli'deki kabartmalar gibi kabartma şeritli, geometrik motifli bir işçilik görüyorsunuz. Nerede hocam? Hemen bakın kabartma şerit. Yukarıda bir tane var, aşağıda bir tane var. Evet. Ve terazo tabanlı, yenileme evreli. Bu yapının tabanına kadar indik ve bu şekilde de koruma altına aldık. Uzun vadede daha sonra bu taş ayağa kaldırılacak. Biraz yukarıya doğru yani kuzeye doğru bir duvarların yaslanmış olduğunu görüyorsunuz. Bunun depremle ilişkili olabileceğini düşünüyoruz ama bu konuyla ilgili uzman hocalarımız bu sene belki ziyaretimize gelince daha net bir şey söylemek mümkün. Geçen sene yaşadığımız talihsiz depremi biliyorsunuz. Evet. Açıktı bu alan. Biz harita mühendisi hocamızı getirdik. Kayma var mı diye. Çünkü arkeolojik alanlarda ciddi anlamda açık olduklarında böyle bir risk var. Kaymanın olmadığını, çok hafif bir kayma bizim çok etkilemeyeceğini söyledi. Bu da şunu gösteriyor. O şiddette bir depreme bile 10 bin yıl önce yapılmış bu yapı dayandı. Bu da bu insanların mimari peki olarak hocam, yani siz ne mesela, kadar başarılı olduğunu göstermesi açısından. Tabii, yani mimari açıdan başarılı, mühendislik var, matematik var, yani birçok şey var, bir de sanat var. Peki yani biz hani ilkel toplum falan diye hani böyle düşünüyoruz ya. Biz hep ona yani, bilim insanları tırnak içinde ilkel diyoruz. Işte yani çünkü o, kime göre, neye göre demek ilkel, lazım. İlkel bu kadar ilkel nasıl yapacak yani bu kadar ileri düzeyde bir işi? Yani o dediğim gibi tırnak içinde ilkel çünkü neye göre ilkel, kime göre ilkel. Evet. Biz özellikle bu kazıların varlığıyla beraber içinde bulunduğumuz dönem yani kazıların içinde bulunduğu neolitik dönemle ilgili aslında daha önceki yıllarda bizim öğrendiğimiz bilgilere yeni bilgiler eklendiğini gördük ki bilimi güzel yapan da bu zaten. Bizler de bir veri ortaya koyacağız. Belki bizden sonraki nesiller o soruların da yeni cevaplarını bulmak için yeni araştırmalar yapacak. Peki hocam şimdi mesela burası buraya bak şu tarafa bakmadık herhalde. Baktık o taraftan ama baktık. Oradan baktık. Buradan evet. da net görebiliyorsunuz. Bakın hücrelerle hep o eklemlenmeyi çok hocam, net takip edebiliyoruz. Hocam Sefertepe özelinde sizin kazı çalışmalarını yürüttüğünüz Sefertepe özelinde soruyorum. Burası bütün bu bilimsel çalışmalarda neyi değiştiriyor?
neyi değiştirdi ve değiştirebilir sizce? Şöyle, yani değiştirmek çok şey olur ama verdi. Bildiğimiz birçok şey değiştiriyor. Katkı verdi diyelim. Az önce söylediğim gibi, söylemeye çalıştığım gibi. Şimdi bizim bildiğimiz bazı doğrular var. Özellikle geçmişten günümüze kadar neolitik dönemle ilgili yapılan çalışmalarda. Taştepeler Projesi'nin her bir projesi aslında ortaya koyduğu sonuçlarla bunların yeniden tartışılmasına yol açtı. Bu yıl malumunuzdur Kasım ayında bir kongre düzenlenecek zaten, Neolitik Kongre. Ağırlıklı olarak Taştepeler ve ülkemizdeki Neolitik'le beraber dünyadaki diğer dönemsel verilerle karşılaştırma ve bilgi paylaşımı imkanı bulacağız. Aslında bu tarz çalışmaların ortaya koyduğu en önemli sonuç, hiçbir zaman hiçbir şeyin bittiğini düşünmemek lazım. Her an yeni bir veriyle, yeni sonuçlarla, yeni yorumlar yapabilecek, ortaya çıkabilecek çok şey var demek mümkün. Evet. Sefertepe'de bu konuda aslında önemli katkı yapacak yerleşim yerlerinden biri olarak düşünüyoruz biz aslında. 3-4 yıldır yaptığımız çalışmalarla ortaya koyduğumuz ilk sonuçlar bunu gösteriyor. Bu duvardaki ayna, bakın karşıda hemen yeni, bu karşıda. Yeni mi bulundu? Tabii bu senenin bulunusu. Karşıda bir duvar görüyorsunuz. Bu alan aşağı indikçe aynı diğer yerlerde olduğu gibi o bizim ilk bahsettiğimiz yapı kompleksinin diğer parçaları puzzle'ı birleştirmek gibi düşünmek lazım. Onu çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Evet. Buyurun aşağı doğru geçelim. Bir yerde taşı koparıyorlar, biz de bakın taşı kesiyorlar. Ya buradan taşı kesmiş. Taşı kesiyor. Ama bunu dümdüz mesela hocam. Çok neyle, güzel neyle kesebilir bunu böyle? Yani bugünkü teknolojiyle lazerle yapabilirsiniz ya ama. Bunu yani bunu o zaman şeyle. İşte, taş işçiliğinde çok ustalar. Yani şöyle düşünün. Taşa vura vura yapamaz bunu yani. Taşı şey şöyle düşünün. Göbekli'deki o bezemeleri nasıl yapıyorsa, Karahan'daki o heykelleri nasıl biçimlendiriyorsa buradaki taşı da o şekilde yani biçimlendiriyor. Şurada, kesin. Yani şuraya bakar mısın hocam? Dümdüz. Aynen. Şurası aynen. Dümdüz hocam. Siz yukarıda ne dediniz? Matematik biliyorlar, mimarlık biliyorlar, mühendislik biliyorlar. Bu adamlar biliyorlar bunu. Ve taşı emin olun şekillendirdikten sonra burada istediği sonucu alamadığı için burada bırakmış. Evet. Aksi takdirde bunu çıkaracaktı. Buradan yerleşim yaklaşık 200-250 metre götürecekti oraya. Bir soru daha var ama burada taşı bu hale getiriyor da yani burada acaba ne yapmaya çalışmış? Büyük onu ihtimalle bilmiyoruz. Bakın şöyle bir T yapmaya çalışmış olabilir bakın. T de yapmaya çalışmış olabilir ama o taşı buradan alıp tonlarca ağırlığında taşı oraya nasıl götürüyor? Onun da şurada cevabını size söyleyeyim. Şurada cevabı var mı? Bakın olasılık diyoruz. Bir kanca. Şurası. Organik, evet. Şuradan bakın sapı var. Şöyle bir kanca açmış. Olasılıkla Urfa Müzesi'nde bir illüstrasyon var. Mankenlerin taşı taşırken götürdüğü belki görmüşsünüzdür iplerle. Evet. O da büyük ihtimalle taşa takıyor bunu. Organik malzemeyle çeke götürüyor araziye. Bu da bizim ilginç buluntularımızdan. Bir de yerde bir sürü de şey denemeler var. Bakın. Denemeler var. Belli yerlerde yani denemeler yaptı. Onunla ilgili denemeler olasılıkla, değil mi? Olasılıkla. Yani mesela şurada bir delik var. Ne bu? O çok da düzgün açılmış. Kalma, çok da düzgün. Hani ben acaba dedim yeni mi açıldı bu? Ne oldu diye. İçine bir parmak girecek bir delik onun var. Onun çok daha iyilerini şeyde görmüşsünüzdür zaten. Göbekli'de de Karahan'da da var, yan yana çok sayıda petekler şeklinde. Burada o kadar yok ama burada muhtelif yerlerde bakın dediğiniz gibi açma denemeleri, kesme denemeleri şurada başlamış. Şurada bakın bir iz. Büyük ihtimalle böyle vura vura açıyor. Evet. Ondan sonra ilk şekli formu verdikten sonra taslak. Ondan sonra çıkarmak için bir şeyler yapıyor. Çıkardıktan, kopardıktan sonra da son işlemi yapmak üzere büyük ihtimalle tepeye götürüyor olabilir. Harika. Burada neredeyse bir 100 metre mesafe var. Biraz daha fazla belki yani, ama yani onlarca taşı çeke çeke mi artık ya da işte bir başka bir alet vasıtasıyla mı bilmiyorum. Olabilir. Ya da o kanca hani bilmiyorum o taş için mi başka bir şey yani için. Ya başka bir şey için de olabilir ama orada tasarlanmış bir şey var görüyorsunuz. Taşı yine istediği formda biçimlendirmek için kullanmış. Evet. Ve bu alanın etrafında biz bu şekilde yarım bırakılmış. Ya başlamış ama bitirilememiş örnekler de buluyoruz. O yüzden bu kadar rahatlıkla buranın taş ocağı olarak kullanıldığını söylememizi sağlayacak veri var elimizde. Evet. Şimdi biz de yeni başladığımız için bulum sayımız az gözükmekte ama çeşitlilik açısından bize iyi veri veriyor. Bizim daha önceki yıllarda da yoğun olarak küçük buluntulardan çok fazla ürün olduğunu söyleyebiliyoruz. Bakın keskilerimiz var. Özellikle ofiyolit grubu taşlardan. Çok yeni duruyor mesela. Evet. Hani sanki dün yapılmış gibi. Bu taşların özelliği zaten hem uzun süre kullanıma uygunlar.
çok özel bir işçilik var bunda. Özenli işçilik dediğimiz. Ağız çok kenarı keskin. Keskin ahşap işçiliğinde yoğun olarak kullanılan bir alet bu. Ve özellikle bunu parlatarak aslında o dayanıklılığını da biraz daha sağladığını söylemek mümkün. Bir de bunlar boy boy oluyor. Bakın burada gördüğünüz gibi aynı işlevde kullanılan farklı boyutlarda alet. Bunlar ne, yani ne amaçla kullanılıyor? Örneğin bunlar. Balta siz, mı ne bu? Evet bakın kullanım. Bunlar genelde sapa takarak kullanılan aletler. Evet. Kemik, ahşap veya boynuz. Aha. Ki zaten takıldığı yerin arkasında çok işçilik yapmıyor. Taktığı yerle ilgili şey var. Ve bunları kullanırken mesela bununla ağacı kesmek için kullanıyor bunu. Evet. Hafif dalları falan. Bunu onun kabuklarını soymak için kullanıyor. Bunda da yiv ve benzeri şeyler açmak için kullanıyor diye düşünmek mümkün. Boy boy olmasının sebebi de her bir işlev için ayrı bir alet tasarladıklarını söylemek mümkün. Evet. Onun dışında küçük buluntulardan boncuklarımız bizim burada gördüğünüz gibi çok işte üzeri delikli. Hem üstten hem yandan delikli örnekler var. Hı-hı. Yine aynı şekilde. Direkt yandan delikli ama işte magmatik labradorit dediğimiz bir ham madde. Bölgemizde çok gözükmeyen ama ithal olduğunu düşündüğümüz. Aynı şekilde yeşim taşından yapılmış yoğun geliyor bunlar. İlk şu yıldan olacak. İtibaren. Evet. Şimdi bunu 12 bin yıllık bir 10 bin takı, aşağı yukarı. 10 bin yıllık bir takı. Tabii. Elimizdeki. Şimdi dikkat ederseniz biz de aksesuar kullanıyoruz. Evet. İnsanlar kadın erkek fark etmeksizin çeşitli amaçlarla kullanıyorlar bunları. Peki bunun ortasını nasıl delmişler hocam o zaman? İşte bu ortası zaten burada bizi de çok şaşırtan özellikle çeşit çeşit boy boy çok fazla örnekte karşımıza çıkan. Bunu şunu söyleyebiliyoruz. Nasıl deldiğiyle ilgili çok fazla şey söylemeye gerek yok. Su, kum ve delici bir alet yardımıyla yaptıklarını biliyoruz. Ama bu düzenle açmak çok büyük ustalık istiyor. Yani orada taş ocağındaki düzgün kesimin mikro boyutlardaki. Yani değil siz mi? Bunu bugün yaptırmaya kalksanız lazerle ya da benzeri nesneler kullanarak yaptırıyorsunuz. Evet. Bu insanların elinde sadece bunu kullanabileceği bundan daha sertlik derecesi yüksek olan bir malzeme. Evet. Ama çok iyi bir öngörü ve tasarım gücü. Aynen. Şöyle koyayım bunu. Tabii. Ya uçmasın. Şu ne hocam? Bu da aynısı. Bu da bölgemizde diğer yerleşimlerden de çok bilinen söbe biçimli denilen yatay. Bunu da restorasyon işlemi görmedi ama aşağısında görüyorsunuz rengini. Bu da büyük ihtimalle bu taşlar gibi yeşil renkli oldukça güzel bir ham madden yapılmış. Delikli boyuna kolye ucu olarak kullanıldığını düşünebileceğimiz bir örnek. Çok güzel hocam. Biraz erken geldiniz. Bir 15 gün sonra gelseniz bunun gibi çok daha fazla ürünü görme şansına sahip olacaksınız. Geliriz yine hocam. Size de kolay gelsin. Tekrar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.